Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar TYT AYT Matematik Tekrar Kampımızın geldik bugün 14. gününe ve 14. günün konusu diziler sevgili arkadaşlarım. Dizilerin konu özetlerini biliyorsunuz ki yaptık. Şimdi bu konu özetlerinden sonra da hemen tekrar sorularımızı çözeceğiz ve tertemiz edeceğiz dizileri. Tabi sen de senin üstüne de bir görev düşüyor. O görevde 40 soru serisi AYT e Matematik video soru kitabında ki diziler konusunun sorularını bir güzel temizlemen, bir güzel çözmen, bir güzel içinden geçmen. Bu güzel soruları senin için yazdım aman kaçırma. Evet bu kampın ücretsiz pdf açıklama kısmında mevcut tek tıkla indirebilirsin. Telefonuna, tabletine, bilgisayarına her yerden çalışabilirsin. Çıktığını alıp benim karşıma gelebilirsin ama tavsiyem benimle beraber çalışıp benimle beraber soruları çözmen şeklinde. Evet abone olduysanız. Videoyu da beğendiyseniz geçelim dersimize. Beraber bakalım ilk sorumuza. A n eşittir 2n artı 15 bölü n eksi 1 dizisinin tam sayı olan terimlerinin toplamı kaçtır diye soruluyor. Hemen ne yapmamız lazım? Şunu yapacağız hocam. 2n artı 15 bölü n eksi 1'i ben 2n eksi 2 artı 17 bölü n eksi 1 biçiminde yazacağım. Şimdi anam ne oldu oraya? Dur, 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 sakin dur. Şöyle yaptık tamam. N eksi 1 dedim a n dedik sevgili arkadaşlarım. Şimdi bakın ben bunu da 2 n eksi 2 bölü n eksi 1 ve daha sonrasında artı 17 bölü n eksi 1 biçiminde yazarım. Bunu yazdıktan sonra şurasına gelir? 2. Şimdi ben bunun ne olmasını istiyorum? Tam sayı olmasını istiyorum. Pekala 2'nin üstüne ne eklersem bir tam sayı olur ancak bir tam sayı eklersem. Çok güzel. Şimdi 17 bölü n eksi 1'i tam sayı yapan e, biz tanım kümesindeki elemanlara bakacağız. Bakın arkadaşlar 17 asal sayı olduğu için n-1 1 olabilir. n-1 17 olabilir. Başka bir şey olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. O halde n eşittir 2 diyeceğim. n eşittir 18 diyeceğim. İşte tam sayı olan terimlerinin toplamı istenmişti bizden. Yani 2 ve 18'i yerine yaz. Çıktılarını topla diyor bize. 2'yi yerine yazarsam üst taraf 19, alt taraf 1 olur. Yani 19 gelir. 18'i yerine yazarsam 2 kere 18 36 15 ekledim 51. 18'den 1 çıktı 17. 51 17'ye böldüm 3 geldi. Böylelikle artık ben 19'da 3'ün toplamının 22 olduğunu ve cevabında E şıkkı olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Devam. İlk terimi 7. Ortak farkı 8 olan aritmetik dizinin genel terimi. İlk terim 7 ise benim formülüm neydi ya formülüm? A eşittir. A1 artı n eksi 1 tane r idi değil mi? E A1'i vermiş 7. Artı n eksi 1 tane ne diyorum? 8 diyorum. Niye? Ortak farkı 8'di. Güzel. İçeri dağıtırsam 8 n eksi 1 gelir. Bu da bana cevabı verir. Doğru cevap c şıkkı olacaktı. Geçtim. Üçüncü soruya. 4 abc 16 bir geometrik dizinin ardışık 5 terimidir. a çarpı b çarpı c hangisine eşittir? Öncelikle 4 ile 16'yı çarparsam b'nin karesini elde etmem gerektiğini biliyorum. b kare eşittir 64'müş. Bu güzel. Daha sonrasında B'nin buradan 8 olması gerektiğini rahatlıkla anlayabiliriz. Ve gençler A ile C'yi çarparsam şununla şunu o da bana B'nin karesini verecektir. Şimdi A çarpı C çarpı de ben A çarpı C'nin de 64 olması gerektiğini öğrendim. B'nin de 8 olduğunu biliyoruz. 8 kere 64 bize cevabı verir. Doğru cevap 512'nin ta kendisi olacaktı. Yani cevap E şıkkıydı. Devam ediyoruz diğer sorumuzda. AN 3N artı K olarak verilmiş. Bn de an artı 1 ile an'in toplamı. Tamam. Bn dizisi tanımlanıyor. B5, B6, B7 toplamı 180 olduğuna göre A6 A artı A7 toplamının sonucu soruluyor bana. Şimdi gençler şöyle bir şey yapsak. Mesela ben burada B5'in B5'in ne olduğunu biliyorum. A6 artı A5 olduğunu biliyorum. Nereden geldi bu? Bak buraya 5'i yazdım. Burası 6 oldu. Burası 5 oldu. Tamam mı? B6 dediğim şey nedir o zaman? A7 ile A6'nın toplamıdır. B8 dediğim şeyde B7 özür dilerim B7 dediğimiz şeyde ne olacak A8 artı A7 olacak şimdi bunları toplamı A6 ile A5'in toplamı A7 ile A6'nın ve A8 daha A7'nin toplamı lazım bana öncelikle arkadaşlar ben bunların tamamını toplayacaksam eğer burada şunun olduğunu biliyorum 2 tane A6 2 tane A7 1 tane A5 ve bir tane de A8'imiz var bizim A6'yı elde edebilir miyiz? Hemen şurada yerine yazarım ve bulurum. 18 artı K gelir. 18 artı K. Tabi bunun 2 katı var. 2 çarpı A7'yi elde edebilir miyim? 21 artı K'dır o da. Sonra A5'i elde edelim. 15 artı K'dır. A8'i elde edelim. 24 artı K'dır. Bunların hepsini toplayacağım ben. Toplayınca da bakın. 2 kere 8, 36. 2 kere 21, 42. Artı bir tane 15, artı bir tane de 24. Sonra 2K, 2K daha 4K. 5K 6K yaptı. Artı 6K dedim. Şimdi ben bunları toplayayım. 36, 42, 15, 24'ü toplayacağız. 36 ile 24'ün toplamı bize 60'ı verir. 42 ile 15'in toplamı da bana 57'yi verir. 57, 60 daha kaç yapar? 117 yapar. Artı bunun üstüne 6K ekleyince 180 yapıyormuş. O zaman 6K dediğimiz şey bizim 117'yi karşıya atarsak 70, 63 mi gelir? Güzel. Şimdi A6 artı A7'nin toplamı isteniyordu benden. 6K'nın 63 olduğunu biliyorum ben. A6 dediğim şey neydi? A6 yerine yazarsam 18 artı K'dır. A7 dediğim şey neydi arkadaşlar? A7 de 21 artı K'ydı. Yani bizden şu isteniyor. Bu ikisini toplarsam 39 artı 2K isteniyor. E şimdi ben şunu derim. 6K 63 ise 2K kaçtır? 3'e bölerim. 2K'yı bulurum. 2K da 21'dir. Getiririm şurada 21'i yerine yazarım. Toplarsam 60'ın ta kendisi gelir. Cevabımız da C şıkkı olur deriz. Devam. Bir diğer soru. AN, BN, geometrik diziler. Tamam. A4, A5, A6, A7, A8. Bunları çarparsan bak A4 ile A8'in çarpımı A6'nın karesini verir. A5 ile A7'nin e, çarpımı A6'nın karesini verir. E bir tane de A6'mız var. Demek ki burası A6'nın 5. kuvveti oldu. Eşittir. E, benim sağ taraftaki terimlerim de neydi? E geometrik dizinin terimleriydi. B4 ile B8'in çarpımı B6'nın bana karesini verir. Bununla bunun çarpımı B6'nın karesini. Bir tane de B6 var. Demek ki B6'nın 5. kuvveti eşit olacak sağ taraf. Her iki tarafın 5. dereceden kökünü alırsam A6'nın aslında B6'dan başkası olmadığını öğrenirim. A6, B6'ya eşit. 3 A2 bölü A1, B4 bölü B3'müş. Şimdi gençler a 2 A1'e bölersem R gelir. Yani ama A dizisinin R'si gelir. Bunu buna bölersem B dizisinin R'si gelir. Yani böylelikle artık şunu anlıyor muyum ben? 3 tane A dizisinin e, ortak çarpanı eşittir diyorum. Bir tane B dizisinin ortak çarpanına eşit olacak. B9'u A9'a böl demiş. Şimdi o zaman şöyle derim. B9'u ben B6 çarpı RB'nin küpü biçiminde ifade ederim. A9'u da ben A6 ile RA'nın küpü biçiminde ifade ederim. Bunu buna bölersem B6 ile A6 birbirine eşit olduğu için bunlar cortladı götürdü birbirini. Burası RB'nin küpü yaptı. Alt tarafta alt tarafta hatta şöyle diyelim. RB 3 tane RA olduğu için RB'nin küpü RA çarpı 3'ün küpüdür. Alt tarafta da RA'nın küpü var. RA'nın küpü giderse 3'ün küpü 27'yi verir. Doğru cevap D şıkkı olur deriz. Altta soru yok, sağ üst taraftayız. Artan bir geometrik diziymiş an. X kare eksi 195 x artı 576 denkleminin kökleri a1 ve a7'dir denilmiş. Buna göre a6 eksi a2 çarpı a3 ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi bu bir geometrik dizi. Ben x kare eksi 195 x artı 576 eşittir 0 dediğim denklemin Köklerini aynı zamanda düşünmek istiyorum. Peki bunun kökleri ne gelir hocam? Bir düşünelim. Ben burada arkadaşlar 576 dediğim e, terim var ya. Bu 576'yı iki sayının çarpımı biçimde yazacağım. Toplamları da eksi 195'i verecek bana. Peki bunu nasıl ifade ederiz? Nasıl buluruz? Şöyle desem olur mu? Mesela ben burayı eksi 192 burayı da burayı da eksi 3 desem çarpınca bana 576'yı verir. Toplayınca da 195'i veriyor. Çok güzel. Demek ki bir terimim 3, diğer terimim 192. A1 ve A7'ymiş artansa o zaman A1 3'tür, A7 192'dir. Şimdi bu bir geometrik diziydi dikkat edersen. Ben A7'yi hocam A1'e bölersem R üzeri 6'yı elde ederim. A7'miz 192'ydi, A1'miz 3'tü. E, böldüm bunu ne geldi? 64 geldi. R üzeri 6, 64 ise R buradan 2'dir. Eksi 2 de olamaz mıydı? Olurdu da artan demiş. Yani şimdi eksi olursa azalan terimler de olur. Artan veya azalan diyemeyiz. Artan diyorsa daima R pozitiftir. A6'dan A2 çarpı a 3ü çıkar demiş şimdi bize. Dur bekle. Şimdi A6 dediğimiz şey A1 çarpı R üzeri 5'tir. A2 dediğim şey A1 çarpı R'dir. A3 de A1 çarpı R karedir. A1 dediğim şey 3'tü. R dediğim 2'ydi. 3 kere 32'den diyor tamam mı? 3 kere 2 6 kere 3 kere 9 27 bundan bunu çıkar demiş. 3 kere 32 bize neyi verir? 96'yı verir değil mi? Bir yerde hatamız var gibi duruyor. Evet R2 idi çünkü. r 2di biz 3 kabul ettik. Dur 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 sakin. R2 idi şurada yanlış yazdık. A1 kaçtı? 3'tü. 3 kere 4 12 yapar. Tamam. 3 kere 32 96. Eksi 6 kere 12 72. Çıkarırsam 24'ü bulurum. Cevap da C şıkkı olur deriz. Devam. A N, ortak farkı sıfırdan farklı R tam sayısı olan aritmetik bir diziymiş. A1 yani birinci terim A6. 2 İki, i̇kinci de olarak bilgi verilmiş bize 3 basamaklı en küçük terim 20. terimdir demiş. He. Şimdi dur. Ben demek ki bunu artıra artıra devam edeceğim. 3 basamaklı olan ilk terimim de 20. terim olacak. A4 ile A26'nın toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi gelin şuna bakalım biz. Ben A1'in 6 olduğunu biliyorum. A20 de sevgili arkadaşlarım 100'den büyük olacakmış veya eşit olacakmış. Tamam? Yani ben A1'in üstüne 19 tane R eklersem diyor 100'den büyük veya eşit olacak diyor. A1 neydi? 6. 6'nın üstüne demeyelim de artık. Bu 6'yı karşıya atalım. 19R büyük veya eşittir 94 diyelim. Şimdi ben burada R'yi 5 seçersem 95 olur ilk defa. Ve R bir tam sayıydı unutmayın. O halde R'miz 5 olduğu artık bulduk. A14 ile A26'nın toplamı istenmiş. Ben bu A14'ü A1 artı 13 R. A26'yı da A1 artı 25 R biçiminde ifade edersem eğer. A1'imiz 6'ydı. 6 artı R'yi de 5 bulduk. 13 kere 5 65 yapar. Buraya geldim. 6 artı 25 kere 5 125 yapar. Bunları topla demiş. 125 ile 65'in toplamı 190. Üstüne 12 daha eklersem 202'nin ta kendisini bulurum. Cevap da B şıkkı olur deriz. Tamam bak mis gibi sorular. Tertemiz sorular. Şu son 4 soru hatta tam olarak ÖSYM ayarında bile denilebilir gençler. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde dinleyin ki ben dizi diye derdiniz kalmasın. Dizi konusu zaten basit bir konu. Zor sorulara var mı? Var. Eyvallah ama AYT'de sen bunu yanlış yaparsan üzüleceğim bir konu. Çünkü çoğu öğrenci bak çok dikkat ediyorum ya. Öğrencilerin psikolojisine bile dikkat ediyorum. Abi eliyorsunuz ya. Yani elemeyin arkadaşlar. Logaritma dizi. İki tane konu. Lan ikişerden dört soru çıksa bittin yani. Bitti derece hayalin falan kalmadı. Biraz özen lütfen. Birazcık. Devam artık son sayımızdayız arkadaşlar. Son kaç tane sorumuz kalmış hatta şöyle bir bakayım ben. Heh, dur nereye gittik? 6 tane sorumuz kalmış gençler. Aynen öyle. Şimdi bu 6 soruyu da çözelim sizle beraber. Şöyle yaklaşalım zoomumuzu atalım. Evet ne diyor? Çok zoom girdik. İlk 8 teriminin toplamı ilk 4 teriminin toplamının 82 katı. Ve terimleri doğal sayı olan bir geometrik dizinin ikinci ve üçüncü terimlerinin çarpımı hangisi olabilir diye sorulmuş. Dur şimdi bekle. Geometrik dizi demiş. Bak burada. Terimlerinin toplamı demiş. Şimdi o zaman geometrik dizilerin terimlerinin toplamında ilk 8 terim toplamını ben S8 de ilk 4 terimin toplamını S4 gösteririm abi. S8'i nasıl yazarım? A1 çarpı 1 eksi R üzeri 8 bölü 1 eksi R biçiminde. S4'ü de A1 çarpı 1 eksi R üzeri 4 bölü 1 eksi R biçiminde yazarım. Şimdi bu bunun 82 katıysa ben bunu buna bölersem 82'yi bulurum abi. Tamam mıyız? Şimdi 1 eksi r 1 eksi r gitti. A 1ler de gitti. 1 eksi r üzeri 8 ve bölü 1 eksi r üzeri 4 kaldı. Ben bu 1 eksi r üzeri 8'i 1 eksi r üzeri 4 çarpı 1 artı r üzeri 4 biçimde ifade edersem bölü 1 eksi r üzeri 4 dersem Jortingen Strazen bak gitti bunlar tamam mı eşittir neydi 82 lan o kelimeyi ne zaman kullanıyorduk ya hiç haberim yok. Ee, Küç çocukluğumuzda söylüyorduk. 1 artı R üzeri 4 82 ise R üzeri 4 kaçtır? 81 R kaçtır? 3'tür hocam. Çok güzel. Ne diyor şimdi? İkinci ve üçüncü terimlerinin çarpımı. A2 çarpı A3. Şimdi ben A2'yi A1 çarpı R. A3'ü de A1 çarpı R kare biçiminde yazarsam. A1'in karesi çarpı R'nin küpü ki R 3'tü. Demek ki A1'in karesi çarpı 27 biçiminde ifade edebilirim ancak. Şimdi bu diyor ki bana bütün terimler doğal sayı. Bu doğal sayı. Doğal sayının karesinin 27 katı olacak. Bizim aradığımız şık. Yani ben şıklardaki sayıyı 27'ye bölünce karşıma bir doğal sayının karesi çıkması lazım. 3'ü 27'ye bölersem bir doğal sayı bile çıkmıyor zaten ki kaldı ki doğal sayının karesi çıksın. 9'u aynı şekilde. 81'i 27'ye bölersem 3 gelir. Bir doğal sayının karesi değildir. 243'ü ben 27'ye bölersem 9 gelir ki 3'ün karesidir. Cevap D'ymiş. 729'u 27'ye bölersem 27 gelir ki o da 3 köküçün karesidir. Edirne'de değildir. Doğru cevap D şıkkına verilmiş diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Devam. Neymiş sorumuza bakalım. AN geometrik dizisinde A4, A5, A6'nın toplamı 65, A5, A6, A7'nin toplamı 195 olduğuna göre bu dizinin ortak çarpanı sorulmuş. Şimdi şu var ya şu. Ben onu A5 parantezine bir güzel alsam. 1 artı R artı R kare gelir ki 195'miş. Sonra üsttekini de şunu da A4 parantezine alırsam eğer 1 artı R artı R kare gelir ki bu da neymiş arkadaşlar? 65'miş. Ben üsttekini alttakine bir güzel bölersem ki 195'i 65'e bölünce 3 gelir. Şunlar gider. A5 bölü A4 bana R'yi verir. R 3'müş ki zaten ortak çarpanı soruluyordu. Doğru cevap E şıkkında verilmiş diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Gençler devam ediyorum alttaki sorumuzda. B1'i bize 2 vermiş. B2 4 artı 6. B3 8 10 12. B4 14 16 18 20 toplamlar olarak verilmiş. Yukarıda ilk 4 terimi verilen sonsuz reel sayı dizisinin acaba 8. terimi kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bir kere burası ne? 2. Şu ne? 4 ile 6'nın toplamı. 10 desek mesela hani Şuna bakıyorum, e, toplayınca 30 geliyor. E, şuna bakıyorum, bunları da toplayınca mesela 68 geliyor. Nasıl bir örüntü var? Böyle ararsan örüntüyü bulamam. Nasıl aramamız lazım hocam? Peki şöyle diyelim. Mesela şununla şunun toplamı, yani 4 ile 6'nın toplamı diyor değil mi? E hocam burada iki tane terim var. Bak ken bir tane terim var. 2 iken iki tane. Üçken üç tane. Dörtken dört tane terim var. Güzel. Peki ben bunların ilkini veya son terimini acaba hesaplayabilir miyim? Bunu düşünelim. Şimdi mesela altı diyoruz değil mi? Altı. Ben eğer bunun ee, bir fazlasını yani üçü. Üçü. 2 ile çarparsam altı geliyor. Değil mi? Şimdi iki ne burada? indis. 3 ne? İndisin bir fazlası. He. Tamam. Mesela şurası için o zaman bir fazlasıyla kendisinin çarpımı anam son terim. Ana şuraya bakalım. Bir fazlasıyla kendisinin çarpımı 2 e, geldi. 4'e de bakalım. Yerse güzel olur. Bir fazlasıyla kendinin çarpımı aha 20'yi verdi. Çok güzel. Şimdi o zaman ben B8'i bulmak istersem bunun bir fazlası 9, kendisi 8. 72 mi olacak son terim? Ve burada 8 tane terimimiz mi olacak bizim? Aynen öyle. Peki B7 neydi B7? Hocam B7 de işte 8 kere 7'den 56'dır. Bunun son terim 56 ise bunun ilk terim 58 olmaz mı? 58'den diyoruz 72'ye kadar olan sayıların toplamı kaç tane? 8 tane. Dur şimdi hemen aradaki dileği toplama. Çok güzel kurallar öğrendik biz dizilerde. 58 ile 72'yi toplarsan ne gelir? 100 söyle 130 gelir. Peki ben 8 tane sayıyı ikişerli 2'şerli gruba ayırırsam kaç tane grup oluşur? 4. Her grubun toplamı 130'sa cevap 4 kere 130'dur. Yani 520'nin ta kendisidir. Doğru cevap A şıkkında verilmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Güzel, şimdi devam. A en terimleri birbirinden farklı aritmetik dizi. B en terimleri birbirinden farklı geometrik dizi. Bu aritmetik, bu geometrik. A6 A12 A8. 6 fark var. 6 fark var. Güzel. Demek ki ben bu üçünü toplarsam aritmetik dizi olduğu için şunun şunun toplamı 2 tane A12, şunun 2 katı. E bir de A12 var. 3 tane A12 olur burası. Tamam? E şimdi şuraya geliyorum. Lan 3 tane A12'yi nasıl elde ederim? Mesela şu A12 olsa Arada kaç fark var? 9. 9 daha eklerim bu da A21 olur. Oo müthiş. B3 ile B9'un çarpımı B6'nın karesi. E burası B6'nın küpü. Bunu da B6'nın küpü gelebilmesi için mesela ben burayı B6 yapsam arada 5 fark var. 5 daha B11 yapar. Bunları da çarparsam B6'nın küpü gelir. O zaman artık hiç düşünmeyelim. X 12 12'ymiş. Y 21. Z 6 ve T de 11'miş. Bunları topla diyor. 33 6 daha 39, 11 daha 50 verir. Cevap D'dir. Hocam farklı bir şeyler seçseydik olur muydu? Te, pek tabii olurdu. Yani sen bunları şöyle yapabilirdin mesela. Örnek veriyorum burayı 3 tane A12 buldun ya. Derdin ki burası A3 zaten. Burayı A3 cinsinden, burayı A3 cinsinden yazıp bunu 3 tane A12'ye falan eşitlerdin. Bir sürü R ile uğraşırdın. Tabii ki çıkardı ama ben senin için 5 dakikalık soruyu 30 saniyeye düşürdüm. Benim görevim bu. Tamam. Devam. Bir diğer soru. A11 ilk terim 1'miş, ikinci terim 4. Ve 2'den büyük veya eşit olan her terim için... N'inci terim kendinden bir önceki terimle bir sonra gelen terimi çarpın. Bak mü, muhteşem bir soru. Müthiş bir soru. Çok iyi dinle. Tam olarak ÖSYM tadında bir soru. Bu eşitliği sağlayan a dizisi için A 2023 aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi dur bir dakika bekle. Birinci terim 1. Bir. Bu da 4'müş. Şimdi şuradaki terim, buradaki terim nasıl bulunur? Şu ya, şunla bunun çarpımı 4'ü verecek. O zaman burası 4'tür. Şimdi bu... Bununla bunun çarpımı olacağı için burası 1'dir. 1, 4 ile neyin çarpımıdır? 1 bölü 4. Aa çok güzel soru oldu ya. O zaman 1 bölü 4, 1 ile neyin çarpımıdır? 1 bölü 4'ün. 1 bölü 4, 1 bölü 4 ile neyin çarpımıdır? 1'in. 1, 1 bölü 4 ile neyin çarpımıdır? 4'ün. Bir dakika dur tekrarı bulduk. Tekrar edecek illa ki bu. Bak buradan itibaren... 1 4'ü yakaladın ya 1 4 artık devamı kesinlikle zaten 4 gelecek. Ve böylelikle ben bunun 6'da 1 6'da 1 tekrar etmesi gerektiğini çok net anladım. E tamam 2023. soruluyor. E tamam sen periyodik problem gibi düşünüp bunu 6'ya bölersin. 20'nin içinde 6 3 defa 18 çıkar 2 22'nin içinde 3 defa 18 çıkar 4 43'ün içinde 7 42 çıkar 1. Bu ne demek biliyor musun? 2023. terimle Birinci terim aynı terim. E bana 2023 terim sorulmuş. E ilk terim neydi? E 1'di. Demek ki cevap da 1'in ta kendisi olacak. Tamam, hiç şüphe yok. Bir sonraki sorumuz artık bu tekrar sorularının son sorusu gençler. Son soruyu çok ama çok dikkatli bir şekilde dinle. Esen bir aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamı olarak verilmiş. Şimdi S10'dan S9'u çıkarırsam ilk 10 terimin toplamından ilk 9 terimin toplamını çıkarırsam elimde sadece 10. terim kalacaktır ki 10. terim 100'müş arkadaşlar. Bu güzel. S15'ten S12 yani ilk 15 terimin toplamından ilk 12 terimin toplamını çıkarırsam elimde 13. 14. ve 15. de terim kalacaktır ki bunların toplamı 216'ymış. R'yi bulurum ben buradan ve sonra A5'e geçebilirim. R'yi nasıl bulurum hocam? Şöyle A13 dediğim şey A10'un üzerine 3R eklenmiş halidir. A14 dediğim şey A10'un üzerine 4R eklenmiş halidir. Bu da a onun üzerine 5R eklenmiş halidir. Ve bunları toplarsam 3 tane A10 artı 3R, 4R, 5R, 12R yapar. Ve bu da kaçmış? 216'ymiş. Peki A10 kaçtı? A10 100'dü. Ben 100 ile 3'ü çarparsam 300 gelir. 300'ün üzerine 12R ekleyince 216 yapıyormuş. O zaman 12R dediğim şey 12R'yi yazamadım. 12R dediğim şey nedir? 300'ü karşıya atarım. Böylelikle 84'ü ama eksilisini bulurum. Böylelikle R kaçmış? Eksi 7'nin ta kendisi. Güzel. A5 soruluyor. Ben şöyle diyebilir miyim? A5'in üzerine 5R ekleyince 5R ekleyince A onu bulamaz mıyım? Bulurum. E şurası kaç hocam? Eksi 40, eksi 35. Çünkü R eksi 7 idi. A10'da 100'dü. E burası da A5. Eksi 35 35'i karşıya fırlatırsam A5 kaç gelir? 135 demek ki cevabımız da D şıkkı olur sevgili arkadaşlarım. Birbirinden güzel soru çöz sorular çözdük. Yani kaç tane soru çözdük? 6 tane zaten son sayfadaydı mesela. Burada 10, 12, 13, 14 tane bir soru çözdük. Aynen 14 tane birbirinden güzel soru çözdük. Şimdi sırada ne var? Sırada senin ödevin var. Gideceksin abi tertemiz bir şekilde bu ödevleri yapacaksın. Başka kaçarı yok. Eğer bu ödevleri yapmazsan kampın başında söylediğim gibi kampı tam anlamıyla benim her dediğimi yaparsan TYT netlerin, AYT netlerin 5'er 6'şar puan artacak demiştim. Tamam mı? Bunların artmasını istiyorsan bu ödevler yapılacak. Hocam ödevleri kaçırdım diyorsan sadece bunu yap yaptı, yapabildim ben diyorsan o zaman hemen şimdi birkaç gün içerisinde gelecek bir video var. O videoda da sevgili arkadaşlarım sizler için ben çok güzel bir kamp programı ayarladım. Soru çözüm kampı programı ayarladım. O soru çözüm kamplarına da mutlaka ama mutlaka başından sonuna kadar çok sıkı bir şekilde takip ederek bu kampı kendini ödevlendirerek gerekirse kendini cezalandırarak çok güzel bir şekilde bitirirsen ve sana söz veriyorum ben. Yine hem TYT hem de AYT netlerin hani böyle 20 civarlarında 25 civarlarında dolaşan öğrenciler sizler için söylüyorum. 5'er 6'şar puan toplarsınız ve 30'un üstüne kendinizi çok rahat atarsınız. Bak çok iddia ediyorum bunu. Tamam. Umarım anlaşmıştır, anlaşmışızdır. Sonraki videomuza görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.